Fecr suresinin 11. ayeti. Ki onlar şehirlerde azgınlaşmışlardı. 1995 tane veriyor Ebced'i. PKK'nın en azdığı yıl. Onlarca asker vatandaşımız şehit edilmişti. Bak ki onlar şehirlerde azgınlaşmışlardı. Ebced'i 1995. اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْحَدْ بِلَادِ بِلْحَدْ بِلَادِ'den geliyor. Bundan dolayı Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı gönderdi. Yani onları perişan edecek, onlara acı verecek, onları yerle bir edecek bir güç. Fecr suresi 13. Ebced'i 1980. Mehdi'nin çıkışı ve 12 Eylül darbesiyle bunların yerle bir olmaları. Değil mi? Komünistleri var. Hepsi alayı anarşistler. Çin yavrusu gibi dağıldılar. Fe sebbe aleyhim rabbuke sevta azabin diyor Allah. Tam 1980 tane veriyor. Komünistler falan dümdüz oldu, Mehdi'nin de çıktığı yıl. Aynı ayet. Bak iki parçada. Biri 1995, biri 1980 tane veriyor. Kur'an'ın sırlarından bir sır. Andolsun Hicr halka da gönderilen elçiler yalanlamışlardı. Yani peygamber yalanlıyor. Mesela PKK'da peygamber yalanlıyor. Yani peygamberin haşa yalan söylediğini söylüyor PKK. Şeytanın Allah'a sığınırım. Hicr suresi 80. Onlara ayetlerimiz vermiştik, ondan yüz çevirmişlerdi. Yani İslam'a, Kur'an'a tavır almışlardı. PKK ruhu. Hicr suresi 81. Dağlardan güvenli sığınaklar yontuyorlardı diyor. Evler yontuyorlardı kendilerine. Bunlar hep mağaralarda, dağların içinde kendilerine, değil mi? Evler yontuyorlar. Oranı kendilerini koruyacaklarını zannediyor. Derken sabah vaktine girdiklerinde onları o dayanılmaz çığlık yakaladı diyor. 83'te. Dağların içinde çökertiyor Allah. Bu ayeti unutmasınlar. Hatırlasınlar. Ne demek istediğimi sonra anlayacaklar.